Herkese merhaba. Yazım Kılavuzu'nun Edebiyat Kılavuzu isimli podcast'inin ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, bugün e, sizlere daha önce de bahsettiğimiz gibi bir yazar konuğumuz var. E, ayrıca Pınar da benimle beraber. Pınar merhaba demek ister misin? Merhaba, herkese merhaba. Ayça hoş geldin bu arada. Ha, evet. Ayça güçlüten bizimle. Hoş bulduk, merhabalar. E, son kitabı Disko Topu üzerine konuşmak istiyoruz. Son kitabı derken aslında kitap çıkalı ne kadar oldu Ayça? Nisan'da çıktı. Aslında bir 18 ay, 9 ay olmuş. 8-9 ay olmuş. olmuş. Evet. Emek, evet. emeklemeden evet. yürümeye geçti, geçti diyebiliriz. <laughs> e, bugün hem disk topu çerçevesinde hem de e, yazarlık deneyimleri üzerine Ayça ile beraber e, bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. E, aslında biz kitabı ilk okuyanlardanız evet. değil mi evet. Ayça? Ee, bir süre sonra tekrar okuduk tekrar okuduk ve tekrar okuduk ve her okuduğumuzda e, sanki ilk kez okuyormuş gibi hissettik evet, değil mi? Pınar sen de öyle mi oldu? Gerçekten öyle. Sanıyorum bu durum metnin çok katmanlı yapısından kaynaklanıyor. Ee, bilmiyorum bütün bu süre boyunca bu tür yorumlar aldın mı okurlardan? Aldım. Ee, ya yani Tek karakter olması bunda çok etkili diye düşünüyorum. Ee, bir karakteri çok derinlemesine e, Anlatma ve anlama çabası ile ilgili bir çalışmaydı. E, bu yüzden sizin de e, yapmış olduğunuz gibi birden çok okumaya e, müsait bir Açık. metin olduğuna dair geri bildirim aldım. Oldukça aldım. Evet. evet. Üstelik de e, diskotopunda hayatlarımızda çok görmek istemediğimiz, hatta ötekileştirdiğimiz bir karakteri ve onun hikayesini ele alıyorsun. Çıkış noktan neydi? Nelerden etkilendin? Nelerden beslendin bu süreçte? Aslında bu biraz insanın yaşla, yaşam tecrübesiyle birlikte kara kutusunu açması gibi bir şey. Yani o gerçekten kendi yaşantınızdaki dibe vuruşlarınızla, yaptığınız okumalarla ve sadeleşme arzunuzla süre gelen bir şey. Etkilendiğim çok fazla şey var. Sanat var, sinema var, tiyatro var. E, psikanalitik metinler var. Ve öteki metinler var. Evet bir öteki metni. E, ama çokça da biziz diye düşünüyorum. E, bu noktada şey söyleyeceğim. E, çok iyi okurlardan e, birisi bir arkadaşım kitabını okuduğunda beni arayıp şey demişti. Böyle birisini mi tanıyor? Hı. Böyle birisini tanımayan biri yok bence. E, böyle birisini tanımayı daha yakından tanımayı çok istediğimi fark ettiğim için bu hikayeyi yazmaya başlamıştım. Çocukluğumda gördüğüm bir sokaklarda yaşayan kadını çok düşünerek yazdım. Ve tabii bu yaşımda ben niye daha yakından tanımadım acaba hikayesi neydi diye düşünerek bu hikayeye öyle girişmiştim açıkçası. Bu bir kadın hikayesi mi? Kadın o da bir kadındı. Evet bir kadın hikayesi. Ee, ya hiçbir şey bilmiyordum o insanla ilgili ama her insanın tanımaya değer olduğunu düşünüyorum. Evet, ötekileştirdiğimizi düşünüyorum. Buna ben de dahilim. Çünkü pis ve sokakta görüyoruz insanları ve sadece korkuyoruz ve göz teması kurmamakla ilgili tembihler alıyoruz. Biz de böyle tembihler aldık. Bu tembihlere bir itirazdı aslında. Disko biraz da galiba. Evet, evet. Yani çok değişik duygular var ama mesela her okuyuşumuzda belki de hissettiğimiz ortak bir duygu, e, kitap e, ya da işte karakter bize zaten kendimizle ilgili bir ayna tutuyor. E, karakterin hayatı algılayışı, bizim normal dediğimizin dışında, e, biz hayatlarımızı kendi tanımladığımız sanki tek bir doğruymuşçasına yaşıyoruz. E, Netne okurken bir süre sonra bildiğimiz her şeyi sorgulamamız gerektiğini sanki hissediyoruz. Yani mesela şiddet, ee, bu karakter için ne demek? Yani şiddet bu karakter için e, bizim günlük hayatımızda sosyal medyada veya üçüncü sayfa haberinde okuyup e, vah vah deyip geçtiğimiz bir şey değil hı hı, kesinlikle. Hı. Aslında e, bilinçaltımızda da iyi ki o ben değilim e, duygusu hı. gibi değil. E, onun için böyle bir şey yok, onun için her şey çok sıradan ve basit. Çünkü sadece e, çok içgüdüsel bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. E, ve bunu yapmaya çalışırken de kılı kırk yarmıyor. Çeşitli hesaplar, kitaplar yapmıyor. E, ve m bir kazanç sağlamaya çalışmıyor. Sadece ayakta kalmaya çalışıyor. E, bunu yaparken de bir egosu yok. Galiba buradaki hı hı, şiddetin hı. E, e, böyle olduğunu söyleyebilirim. Doğru ifade ediyor muyum bilmiyorum. Sonuçta hani yazan bir insanın... E, bunu doğru, çok doğru ifade edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü herkes çok e, öznel bir okuma yapıyor ve o duygu önemli orada. Yokluk da e, bununla bağlantılı. E, yokluk çok geçen bir kavram. Bencil olmayışını belki böyle Hı. açıklıyor. E, çünkü aslında kendini de yok sanıyor neredeyse. Yani bir benlik e, algısı yok. E, bu da hayatı yaşayışını en ilkel, en doğal haliyle önümüze koyuyor. Anneliği, yaşayışı bizim için çok öğretici. Bir kadının özünü görüyoruz, belki de en yalın halini. Ee, bu, bu metinde mesela bu ezberlerimizi e, bozmayı da hedefledin mi? Evet çünkü her şeyi çok fazla kutsallaştırdığımızı düşünüyorum. Yani kimliklerimizi, varoluşumuzu, anne olmayı, aile olmayı, e, işte e, ben olmayı, benliği de çok abarttığımızı ve kutsallaştırdığımızı düşünüyorum dediğim gibi. Burada hiçbir şey öyle değil, hı hı. hiçbir şey kutsal değil. Her şey çok düz, taş kadar düz. Yani <laughs> e, bu, bu düzlükle ilerletmeye gayret ettiğim bir metinde dilerim o, olmuştur yani bu sadeliğiyle. Evet evet. ev kavramının da mesela evrenselliği, e, bazı kavramlarda çok evrensel. E, bu da insanlığın özünde belki de bazı şeylerin de çok aynı olduğunu, sınıflar arası farklılığın olmadığını da. <laughs> Anlatıyor. Bu açıdan da çok net olduğunu hissediyorum. Bunlar da herhalde gelen yorumlar. Metinde bir ülke, bir şehir, ırk vesaire böyle tanımlar, betimlemeler yok. Çünkü evet, her şey çok evrensel. Hani evde kendini neresinin neresi evinse iyi hissettiğin yer, orası olmalı diye düşünüyorum. Kendim de böyle düşünüyorum ve e, dünyadaki sistemdeki kapitalizmdeki bütün bu ayrımlardan da fena halde sıkıldığım için de e, bunu da böylece kurgulamıştım. E, evet bu yanıyla da bir itiraz olabilir. Metnin bu yönü de. E, çünkü e, insanların ırkları, cinsiyetleri, ülkeleri, şehirleri bunlarla beraber bu etiketlerle anılması da e, benim için bir sıkıntı bu bireysel olarak ve ee, e, karakterin bunu yaşamaması da önemli diye düşündüm. Bu yüzden yalıttım onları da. Evet, zaten girişte de e, çok net olarak şeyi görüyoruz e, kendini nasıl tanımladığını. E, belki ilk ev girişe evet yalıtık. okursan çok doğru bir fikir verecek dinleyicilere. Ben bir yıldızdım, adiydim bir tesadüftüm yanlıştım. Bir kazaydım uğursuzdum. Bir belaydım felakettim. Bir yangındım küldüm. Bir sestim duyulmazdım. Bir kırıntıydım yokluktum. Bir lekeydim ayıptım. Bir soruydum yarımdım. Bir duvardım çatlaktım. Bir ağaçtım oyuktum. Bir çiçektim kayıptım. Bir yoldum gidilmezdim. Bir dikendim acıttım. Bir anıydım bulanıktım. Bir masaldım kısaydım. Bir yataktım çürüktüm. Bir tavandım, deliktim. Bir geceydim, mucizeydim. Ben bir hiçtim. Ben her şeydim. Ne olursam olayım vardım. Ben de biriydim. Tokalaşmak istemediğiniz biri. Çevrenizi dikkatle taradığınızda bile gözlerinizin görmeyi atladığı biri. Rağmen biri. Muhtemelen boşluğa doğru yol alacak hikayem çok kısa zamanda unutulup gidecektir. Unutulmamak hayata ait değil zaten. Ama hiç umulmadık insanların da yazılı tarihleri olur bir yerlerde. Rivayete göre yaratan öldükten sonra herkese bir soru sorarmış. Seni tekrar dünyaya iade edeyim mi? Bana böyle bir soru gelmedi. Evet, bir metni daha okuduğumuzda yine gözlerimiz. <laughs> e, biz podcast'in ilk bölümünde de e, fosforlu cevriyeden bahsederken sık sık e, söylemiştik. Ki, gözlerimiz doluyor ve yutkunuyoruz diye. Bu, burada da bir es vermek zorunda kaldık. E, bu bizim içimize çok çok dokunan bir metin e, gerçekten çok çok sevdiğimiz bir metin. E, tabii Ayça ile sadece Disko topu üzerine konuşmak istemiyoruz. Hazır onu bulmuşken e, biraz e, diğer kitaplarından da bahsetmesini isteyeceğiz e, ve yazarlık yazmak üzerine de e, yaz, yazım kılavuzuyla ayrıntılı olarak görüşlerini almak isteyeceğiz. Ama o bununla bağlantılı olarak hemen e, bu kitapla ilgili son soruyu da sormak istiyorum. Ben hem yazmak isteyenler için de belki bir ipucu olur. Ee, bu kitapta hem, biz biliyoruz elbette, sen tiyatro ile ilgili çalışmaların da var ee, ve bu senaryo tekniği de bu metinde uyguladın. Zaten bir senaryodan geliyor, röportajlarında bunu söyledin. Hı, doğru. Ee, hem bu teknik üzerine bahsetmek, e, buradan nasıl gelişti, bunu anlatmanı rica edeceğiz. Hem de e, diğer sanatlardan etkilendiğin, sadece tiyatrodan değil, diğer sanatlardan etkilendiğin de çok belli. Resim, sinema, fotoğraf, müzik, felsefe nelerden etkilendin, neler okudun, böyle bir çalışma yaparken arka planında ne gibi hazırlıklar oluyor dinleyicilerimiz de anlasın istiyoruz biraz. Aslına bakarsanız açık söyleyeyim çalışma sırasında fazla bir şey okumamaya gayret etmek için öncesine okumalarımı yapmaya çalışıyorum. Ağırlıklı olarak da evet felsefe, analitik psikoloji, psikiyatr. Bunları, bu metinleri psikiyatri metinlerini okumaya çalışıyorum. Çünkü hep e, kavramsal olarak bir şeyleri daha katmanlı, derinlikli, farklı görüşleri e, okuyup e, entelektüel bir e, metin yazmak değil, aksine hep daha sade e, ve yalınlaşma ile ilgili kendime bir yol arıyorum. E, ama öncesinde bilmem gerekiyor tabii. Resim çok önemli çünkü. E, ...resim, his olarak, ya aradığım his yatağını e, o resimlerde bulabiliyorum. İşte sinema, e, senaryo denemelerimde en çok e, Edward Hopper'dan çok etkileniyordum. E, enteresan bir şekilde e, tiyatro oyunu yazmaya çalıştığımda... E, ...Egon Schiele ve Modigliani'den çok e, hmm. etkilenmeye başladığımı gördüm. E, ve e, Matisse'in Matis matematiği, e, Miro'nun... E, Miro, Disco Topu'nda beni çok etkilemiş... ...ressamlardan biridir, onu söyleyebilirim. O, onun o çocuksu... ...çizgileri, e, hüzünlü... ...neşesi... E, ...Modigliani'nin de aynı şekilde o hüzünlü... ...ve deforme Hı -hı. yüzleri, duyguları... ...çok etkilemişti beni. E, güzellik ve çirkinlik... ...kavramlarını çok düşünmüştüm. Güzel hayat, çirkin hayat. E, Jung, hep söylüyorum... ...her yerde, Carl Gustav Jung çok önemli... ...bir e, değnekçi... ...olmuştur bana öncesinde. Ve... Varoluşçulukla ilgili metinler, Sartre'ın e, metinleri, Simone de Beauvoir, onun evet, metinleri, evet. Heidegger, e, hasır zaman zaman, Ponti bazen. Bunlar da etkili oldu. Fotoğraf en az bildiğim diyebilirim aralarında. Çok <laughs> güzel bakarım. <laughs> Ama çok iyi bildiğim bir dal değil açıkçası. Müzisyeni kim? Bu kitabın müzisyeni kim? E, aslında çok enteresan. Ben çok fazla klasik müzik dinlerim. En başlarda yazdığım şeylerde hep Baht'ı. burada da yine bah var. Ama galiba Chopin'in noktünleri çok etkili <laughs> olmuş diye düşünüyorum şimdi düşündüğümde. Gerçi evet, şey. kitap 120-142 sayfa, 142 sayfa metni yazmak için bunların hepsinden <laughs> beslendin ve bu ortaya çıktı diyorsun. Bunu bunu, bunu anlamalarını istiyorum zaten soruyu Hı -hı. özellikle Hı -hı. ilettim. Bir metin yazarken arka planında nasıl beslenildiğini ve Elbette bunu 3 ayda 4 ayda yapmadın. Ee, senelerin birikiminden bahsediyoruz. Bütün bunlar birike birike yolu diskotopuna getirdi diye düşünüyorum. Doğru mu diyorum? Doğru diyorsun. Biraz yaş almak da gerekiyormuş. İlk diskotopu <laughs> şimdi çıkmış. <laughs> Güzel söyledin. Yani o e, bir demi gerekiyormuş bu hikaye vardı. Yani hikayeleriniz hep var zaten. Siz de bu yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, evet. yaratıcı işler yapıyorsunuz. O hikaye hep var aslında sadece zamanı gerekiyor, demi gerekiyor, altın doldurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ya evet öyle her şeyin bir demi, bir zamanı var gerçekten. Ee, biz de kaç sene demlendik buna, yazın olarak kadar. 20 sene mi, 20 sene. <laughs> aynen öyle. Peki dil seçimi ile ilgili de sormak istiyoruz. Özellikle kurguladığın bir dil herhalde. Çünkü hikaye çok ağır bir hikaye. Ama dil çok hafif, okumayı çok kolaylaştırıyor. Buradaki çalışmalar nasıldı? Aslında kendi yazı odamdaki temel kavgam hep daha sade bir dil kurmaya çalışmak. Hep bunu yapmaya çalışıyorum ve bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. O en sadelik nedir? Ölmeden önce onu görmek istiyorum kendimde. <laughs> ee, karakteri çalıştım. Ben hep daha hep karakteri çalışırım önce. Bu senaryo eğitiminden kalma bir şey ve müthiş faydasını görüyorum. Ee, yazmak isteyenlere senaryo kitaplarını mutlaka okumalarını, sinema filmi yazsınlar yazmasınlar çok tavsiye ederim. Çünkü karakter çalışmak zaten hikayenizi çalıştırmanın yarısı. <laughs> yani gerçekten Artık duyuyorsunuz. Hikaye yaşamaya başlıyor. O karakterin saçının rengini belki hiçbir yerde kullanmayacaksınız ama siz bilip onu görmelisiniz. Sesini ince mi, kalın mı? Ee, kolunun arkasında bir et beli mi var? Olsun. Önemli evet. değil. Bilin. Ee, bu dil de tamamıyla karakteri çok iyi tanıyarak başladı. Hı hı. Çünkü bu karakter böyle konuşurdu. Böyle anlatırdı. Ee, ve... O insanların geri bildirimlerinde en çok dedikleri şey, önce çok kısa ve kesik cümlelerle bir şaşırıyoruz diyenler çok oluyor ve e, hani acaba nasıl devam edecek diyoruz. Sonrasında ama hikaye genişliyor ve açılmaya başlıyor diyorlar. Ben bir insanın tanımının da böyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> e, i̇nsanları tanımaya çalışmalıyız. Hemen kesin yargılarımız var ya. E, bu karakter de bu şiardan doğdu açıkçası. Peki o zaman disco ile ilgili e, bölümü bir okumayla daha çünkü biz metne doyamadığımız için Ayça da çok güzel okuyor gerçekten. Ayça'nın sesinden şu bölümü de dinleyelim ve e, diğer bölüm diğer sorularımıza geçelim. İnsan hem vardır hem de yoktur kuzum. Bir gelir bir gider. Kalan kalır giden gitmiş olur. Mesela aslında ne biliyor musun? Bu dünyada varlık nedeni sona eren bir şekilde gider. Gülmeyi isteyen, hayal eden gider. Bazısı giderken bizi üzer. Evet, annen gibi. Ama yıldızlar görünmeseler de vardır. Oradalar. Biz bunu biliyoruz değil mi küçüğüm? Yakınmayı marifet, ettiği kelamı nimetten sayanların ödünç yaşamları bizimkiler. Ah, ne altından kalkılmaz yüktür bu. Korkmak geçer. Sus nene. Evet, <gülüyor> <gülüyor> yan karakterler de çok güzel. Ee, çok Nene'yi sevmeyen de çok Hı -hı. var. Öyle mi? Var var, ee, onu çok e, bilgiç ve fazla didaktik bulanlar da var ama amacı oydu zaten aslında bakarsan. Ama o öyle evet. 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 Metin'de ben de öyle hissetmiştim Hı -hı. yani onun amacının ne olduğunu hissetmiştim. Peki Ayça e, elbette bu senin tek kitabın değil. E, o da var, Uykusuz var. Onlardan da biraz bize bahsetmek ister misin? Disko topuyla bağları ne? Bu noktaya nasıl geldi? Disko topuyla bir bağları şu anlamda olabilir ancak. Hani bir metin, ilk metniniz sizi sonraki metinlere getirirken işte bir dağa tırmanmaya benziyor. Ya belli yollar aşıyorsunuz. Bir süre sonra zorlukları gerçekten algılamaya başlıyorsunuz. Uykusuz sinema senaryosundan değiştirmeye çalıştığım bir metindi. Şu anda çok kusurları olduğunu düşündüğüm bir metin, geriye baktığımda karakter çok çalıştığım bir metinde Belki de orada karakteri fazla mı çalıştım acaba diye düşünmüştüm çünkü 7 sene kadar sürmüştü her şeyiyle. İşte bu defaten senaryo olarak yazmak, sonra romana dönüştürmeye çalışmak. Belki de orada kendime kendi hortumumu yaratmışımdır olabilir. Çok kaotik bulunur o metin ki doğru bir kaostur. O halde benim hoşuma gidiyordu. Çünkü aslında e, uykusuzluk e, çok incelediğim e, bir konuydu. Kendim de çok az uyuduğum bir dönemde yazmaya başlamıştım zaten. E, yarı halüsinatif olması da e, ondan sebeptir. O da benim tamamen sayıklamalarımda, notlarımda, notlarımdı. Böyle sigara paketlerini peçeteleri, oraya buraya yazdığım şeylerdi. Onları bir araya getirmek için yapmıştım. E, o benim biraz e, bir dönemi kapatış metnim de olabilir belki baktığımda çok bireysel olarak. Ya, uykusuz ve o da aslında e, beni Disko Topu'na e, götüren yolda, belki yol da Sonra e, hani hadi sen şimdi oraya gitmiş olabilirler, şuradan git <laughs> olabilirler yani. Peki Disko Topu'ndan nereye gidiyorsun? E, bir metnim var, bu da 5 yıl önce hatta Disko Topu'ndan önce kurmaya çalıştığım bir hikaye hikayeydi. E, bu metni de bir beş aydır çalışıyorum ve tamamlanmak üzere ilk taslağı. çok yakın zamanda onunla ilgili bir ön bilgi yayına bir duyurur diye düşünüyorum. Bakın. Peki heyecanlı. heyecanlı. Ya, sormak evet, istiyorum evet, ama evet. konusu ne diye sorulmaz. Ee, sorulmaz. O yüzden sormuyorum. Kayıttan sonra soracağım. Ee, peki o zaman. Açı çok teşekkür ediyoruz ama kapatmadan önce çok klasik bir soruyla <laughs> e, seni uğurluyor olalım. <laughs> neden yazmak? Yazmak isteyenlere önerilerin neler diye Oo, çok klasik çok bir klasik. soruyla ya, Devam edelim. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle yapılması gereken tek şey birincisi korkmamak. Ee, en kötü cümleleri bile yazmak. Ne kadar kötü oldu dememek. En kötü, en berbat. Allah'ım daha kötü olabilir miydim acaba? Delirtecek kadar kötü şeyler yazmak. Yazmak, yazmak. Kesinlikle disiplin. Günde minimum 2,5-3 saat kesintisiz çalışmak. eee İlham beklememek, ilham diye bir şey evet, yok. Çok önemli bu. <laughs> ee, ya gerçekten disiplin e, ve bunu bir evet takıntı haline getirmek. Bu takıntılı bir iştir. Bunu kabul etmek. Evet. Sebat etmek. Daha çok okumak ama yazarken e, dediğim gibi, hikayenizi biliyorsanız öncesinde okumalarınızı yapın ama sırasında farklı kitaplar okumak çok sağlıklı olmuyor bence. Bence ön çalışma olarak okumak iyi bir şey. Ha sırasında ama müzik müthiş bir şey. Yani müzik ...akıl almaz bir yol arkadaşı. Çok Mutlaka Çok zihni açıyor, değil mi? Çok, çok. 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 Ve e, muazzam şeyler var. Hiç böyle illa Chopin, Bach bildiğimiz ünlü parçalar da değil yani. Öyle e, enteresan e, müzikler var ki... ...çok e, etnik müzikler de dinlenebilir. Adı, sanı hiç önemli değil. Bazen yani e, ne çıkarsa bahtıma diye bile bir şey tıklanabilir diye düşünüyorum. Ama ne olur kimse sadece ilham gelecek diye ben süper bir hikaye yazacağım. Benzer her hikaye anlatıldı. Önemli olan dil ve üslup. Ama hayat geçiyor. Ben bunu bir erteleyeyim diye bakmasın. E, ertelemek e, kendi bacağınıza sıktığınız e, bir kurşun sadece. Hemen şimdi. Ve korkmamak. Çünkü e, korku e, kandırıyor insanı. Buna izin vermemek gerekiyor. ya Belki de o herkesin beklediği harika kitap. Senden çıkacak. Yani arkadaşım. Dinliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman e, Edebiyat Kılavuzu'nun ikinci bölümüne katılan e, sevgili dostumuz ve değerli yazar Ayça Güçlü'ne teşekkür ediyoruz. İyi ki ben teşekkür ederim. Ee, Çok teşekkürler Ayça. İkinci bölümü dinleyen tüm e, takipçilerimize dinleyicilerimize de yazım kılavuzu adına ben Şeniz Baş. Ben Pınar Akseki. Çok teşekkür ediyoruz.